Elimizden geldiğince şöyle söyleyeyim. Yani kulübümüzü ekonomik olarak çok büyük sıkıntıya sokmadan doğru transferleri yapmaya çalışıyoruz. Doğal olarak da bu süreç uzuyor. Yani geç mi kaldık? Evet, geç kaldık. Ama bu bizim isteğimiz doğrultusunda olan bir durum değil. Avrupa'dan oyuncu almak, iyi oyuncu almak, işte sorduğun gibi santrafor seçimi yapmak gerçekten çok zor. 3-4 tane alternatif oyuncumuz vardı. Onlarla bazı sıkıntılar yaşadık. Doğru. Son olarak Batshuayi ile ilgileniyoruz gündemimizde. Yani bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta herhalde oyuncu burada olur diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir aşama kaydettik oyuncu ile ilgili. Bir aksilik olmazsa oyuncuyu almayı planlıyoruz. Bir iki oyuncu daha takıma katmayı düşünüyoruz. Özellikle bir stoper bölgesine, bir de merkez orta sahaya iki oyuncu daha eğer şartlar uygun olursa, ekonomimiz uygun olursa katmayı düşünüyoruz. Ama dediğim gibi kolay değil. Yabancı oyuncu almak özellikle hiç kolay değil. Rakamlar çok yüksek oluyor bazen. Biz de ekonomiye uygun oyuncular bulmaya çalışıyoruz ki verdiğimiz rakamlar da öyle küçümsenecek rakamlar değil. Yani Avrupa'da birçok ligdeki takımların oyuncuları Türkiye'deki rakamları maalesef alamazlar. Yani burası daha yüksek rakam veren bir ülke. O yüzden bizi tercih etme ihtimalleri, işte Şampiyonlar Ligi'nde olması da bizim için bir artı. Umarım 2-3 oyuncu daha alıp transferi kapatırız. Evet, biz dediğim gibi kendi oyun sistemimizi kullanıyoruz. Yani oyunculara göre bir sistem kurmuyoruz. Bir sabit bir oyunumuz var. Özellikle iç saha oyunumuz çok net. Çok farklı bir oyun oynamayı düşünmüyoruz. Alex zaten çok kaliteli, çok yetenekli bir oyuncu. Yani hangi sistemi kurarsanız kurun, ona ayak uydurabilecek kapasitesi de, yeteneği de Alex'in var zaten. Çok sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Oyuncunun kilo sorunu yok. Fizik olarak iyi durumda. Zaten kendisi de antrenman yapmış bu süre boyutunda. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta kadroya alırız. Ondan sonra fizik durumuna göre oyunsal anlamda belki işte bakacağız yani. Belki 20 dakika yarım saat oynatırız. Öteki maçta daha fazla oynatırız. Onu da herhangi bir sıkıntıya sokmadan iyi bir hazırlık devresi geçirip içeri atmak istiyoruz. Çünkü oyuncu biliyorsunuz 6-7 aydır maç oynamadı. Bu kolay bir durum değil futbolda. Evet, özlediğimiz ortam oluşmuş. Uzun zamandır görüşemiyorduk böyle. İyi oldu bu. Oyunla ilgili şunu söyleyeyim. Tabii bugün itibariyle kazanmak çok önemli. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani oyundan ziyade skor almak bizim için çok daha önemliydi. Çünkü henüz hazırlık aşamasındayız. Yani bu ilk periyottaki 3 maç ve milli maç arasını hazırlık aşamasının devamı gibi görüyoruz. Onu söyleyeyim öncelikle. Sonradan katılan, geç katılan, sakatlıktan çıkan oyuncularımız çok da hazır olduğumuz söylenemez. Ama hazırlanıyoruz, yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Takıma daha katılacak oyuncular var. Onların da geliş süreci ve hazırlık süreci olacak doğal olarak. Ya biraz karmaşık bir ortam var ama bir süre sonunda bunu toparlayacağız diye düşünüyorum. Bugün için oyundan memnunum, skordan memnunum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sezonun ilk maçıydı, zordu. Taraftarla buluşmak tabii bizim için çok daha güzel. Uzun zamandan beri taraftarımızı göremiyorduk. Bugün onlarla birlikte oynamış olduk başlangıç olarak. Bundan da çok memnunuz. İyi bir sezon başlangıcı. İnşallah devamı iyi olur. Yani kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz tabii. Bir oyun anlayışımız var. Onu oturtmaya çalışıyoruz. Oyuncular değişse de oyun anlayışımızın değişmesini istemiyoruz. Bütün oyuncularımız ne oynamak istediğimizin farkında ama tabii şu anda fizik güç olarak çok hazır durumda değiliz. Ama hazır olacağız yaklaşık bir aylık süreç sonunda hazır olacağız diye düşünüyorum.